iki telli çok çok iyi yerlere gidiyor. Sayın Valimizin destekleriyle inanılmaz hamleler içerisinde. Sayın Valimin arz ettiği gibi eğitim hamlemiz, enerji hamlemiz, ihracat hamlemiz hepsi tek tek gerçekleşiyor. Enerjide çok büyük bir eğitimde küçük bir not daha ilave etmek istiyorum. Bu ay Güngören Bağcılar sanayi sitemizin içinde çıraklık okulumuzu da açtık ve başladık. İlave olarak bunu da söylemek istiyorum. Üniversite olarak da çalışmalarımız son aşamasına getirildi. Meslek Yüksek Okulu da sınırlarımız içinde açılacak yaptığımız çalışmalar sonunda. Onun dışında enerjide çok büyük hamle yaptık. 2010 ile 2011 yılı arasında yıllık enerji tüketiminde 12 milyon kilowatt saat enerji artışı sağladık. Ama fiyatını da aşağı indirdik. Son yapılan %12 zammı da 2 telli sınırları içerisinde bulunan bütün sanayicimize, ticaret erbabımıza 0 zam olarak 2 telli organize bana sanayi bölgesi yansıtıyor. Ve bu zammı hiç yansıtmıyor yaptığı çalışmalarda. Başta Sayın Valim'in gayretleriyle Türkiye'deki 264 OSB'den sadece 2 telli organize sanayi bölgesi 100 megawatt gücündeki trafoyu bize sağladılar. 14 milyon TL'lik bir tasarruf imkanı olanağı sağladılar. Kendisine, kendilerine de müteşekkir. Bütün 2 telli organize sanayi bölgesi sanayicisi, küçük esnafı, 30 bin iş yeri, 300 bin çalışanı adına da, hepimiz adına da teşekkürlerimi arz ediyorum. KDV muafiyetinden dolayı da bildiğimiz kadarıyla 2011 yılında 3 trilyon liralık bir İOSB'ye katkı sağladı. Bu konuda da bir cümle alalım. Bu 4562 sayılı yasanın organize sanayi bölgesinin tüzel kişiliğine verdiği yasal bir haktı. Bu hakkı 17 Mayıs tarihinde müracaat ederek Başbakanlık Hazine Müsteşarlığımızdan sağladık Sayın Valim'in katkılarıyla ve bu sayede de OSB'ye yatırım imkanı yapma doğdu ve şu anda aldığımız trafo, kablo vesaire her türlü harcamamızda %18 KDV'yi ödemiyoruz. Bunu da tasarruf olarak 2 telliye sağlamış oluyoruz. Bütün abonelerimize elektriğimizi kendimiz veriyoruz. Tümünü biz karşılıyoruz. Daha temiz, daha kaliteli, kesintisiz enerji vermenin her türlü altyapısını ve yatırımlarını yapıyoruz. Hatta bugün çok önemli bir şey gerçekleştirdik. İlk defa 2 telli organize sanayi bölgesine yatırım teşvik belgesi çıkardık. Ne zaman çıktı başkanım? Bugün. Bugün çıktı. Bakanlıktan aldık. Taze haber. Bir müjde veriyoruz. Bu konuda bizim yönetim kurulu başkanımız Sayın İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu ve meclis başkanımız yine Sayın İstanbul Valimiz Hüseyin Avni Mutlu'nun da çok büyük katkılarıyla biz bu yönetim kurulu kurulduğundan beri alınmamış olan bu yatırım teşvik belgesini 2 telliye kazandırıp 2 telliye bugünden itibaren yeni bir milat açtık. Bu ne demek? Kutluyoruz da bu ne ifade ediyor? Bu şunu ifade ediyor. Biz elektrik enerjisi için hatlarımızı yer altına alıyoruz. Bütün sanayicimize, esnafımıza kesintisiz, temiz, daha düzenli enerji vermek için. Bunlar için aldığımız bütün kablolara, yaptığımız bütün trafolara, yatırım programına koyup da tasdik ettirdiğimiz için bundan böyle katma değer ödemeyeceğiz. Bugüne kadar %18 katma değer vergisi ödüyor idik 2 telli organize sanayi bölgesi olarak. Yurt dışından getireceğimiz malzemelerimize gümrük ödemeyeceğiz. Kendisi özel enerji üreten, elektrik üreten firmayla pazarlık yaparak alıyor. Kendi tüketicisine, kendi küçük ve orta ölçekli sanayicisine kendi dağıtıyor. Böyle yapmamış olsa idik. Ne olurdu? Bugün oradaki bir atölye, oradaki küçük ve orta ölçekli bir iş yerimiz enerjiyi şu anda İstanbul'da alacağı bedelden bugün olarak %24 daha aşağı bir bedelle satın alıyor. Yapı ruhsatını bir belediyeden aldığında ödediği harç bizim onun 8'de biri, 10'da biri kadar muhtelif belediye meclislerinin aldığı kararların dışında ödenen ücretler çok cüzi bir bedel ödeyerek yapı ruhsatını alabiliyor. Yine iskanını alırken iskan harcı olarak ödediği bir bedel
harç olarak ödemiyor, sadece ücret olarak ödediği, yine belediyelerin aldığı bedelin çok altında bir bedelle tesisini, fabrikasını, işletmesini yapma, ruhsatını alma, iskanını alma olanağına kavuşuyor. İki telli organize sanayi bölgesi kurulduktan sonra maalesef daha sonra 2000'li yıllarda etrafına yeterli koruma bandı olması gerektiği halde hiç ilk geldikleri dönemde çevresinde konut olmamasına rağmen, hı hı, şehrin dışına gönderilmiş olunmasına rağmen, hı hı, daha sonra yapılan planlarla dört bir tarafı bütün konutlarla çevrildi. Yerleşim bölgesinin ortasında mı kaldı? Şu anda yerleşim bölgesinin ortasında kaldı. Şu anda bölgede en uygun enerji satın alma ihalesini gerçekleştirdik. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığından İki Telli Organize Sanayi Bölgesi'nin tüzel kişiliği adına Sayın Valimizin de büyük katkı ve çabalarıyla bizler yatırım teşvik belgesi aldık. Sadece 2011 yılı için 16 milyon liralık KDV muafiyeti sağlayan, İki Telli Organize Sanayi Bölgesi'ne KDV muafiyeti sağlayan, yani yapacağımız yatırımlarda trafo alımında, kablo alımında vesaire gibi makine, teçhizat, alet, edevat alımında KDV muafiyeti sağladık. Bu sayede de yine bu dönemde İki Telli Organize Sanayi Bölgesi'nin 2011 yılı sonuna kadar yaptığı yatırımlarda 3 milyon TL'lik bir tasarruf etme, iki telliye kazandırma imkanına kavuştuk. Kısaca bu yaptıklarımızın dışında bizlerin iki telli organize sanayi bölgesi için yapılacak daha çok iş var. Şu anda kendi elektrik dağıtım merkezinin kendi yerine yıl sonuna kadar bitirilmek kaydı şartıyla bir inşaatını başlatmış, süratle devam ettirmekte. Bölgemizde Türk Telekom'un faaliyetlerinden fatura tutarları üzerinden bir rakam alarak İki Telli Organize Sanayi Bölgesi'ne ilk 3 aylık 199.863 TL'lik bir gelir temin etme olanağına kavuştuk. Kısaca bu söylediklerimizin dışında yine İki Telli Organize Sanayi Bölgesi'nin kendi binası içinde bir iş kur merkezi oluşturduk. Bu iş kur merkezine gerek küçük ve orta ölçekli işletmelerimizin personel ihtiyacı için müracaat yapılabilmekte, gerekse iş arayanlar müracaat edebilmekte. Bu sayede ihtiyacı olan firmalarımıza ihtiyacı olan şekilde eleman temin etme imkanını da sağlamaya çalışılmaktadır. Bizler elektriği kendimiz dağıttığımız için serbest piyasadaki enerji üreten, Türkiye'deki enerji üreten firmalarla oturup pazarlık edip en ucuz enerjiyi nereden temin edebilirsek oradan temin ediyor, aldığımız bedelle de sanayicimize veriyoruz. Aynı bedelle de veriyoruz. Dolayısıyla şu anda normal OSB olmayan bir yerdeki bir fabrika, bir sanayici, bir küçük ve orta ölçekli KOBİ aldığı enerjiden, onun satın aldığı enerjiden bizler %24 daha düşüğe şu an enerjiyi onlara verebiliyoruz. Bu imkana, bu aylık 70 milyon kilowatt saat enerji tüketimimiz var. Yıllık 1 milyon kilowatt saat enerji tüketiyor İki Telli Organize Sanayi Bölgesi. Büyük çapta, bu çapta aylık 70 milyon kilowatt saat Türkiye'deki illerin %80'inde yok. 2010 yılındaki krizde bütün Avrupa etkilenirken İki Telli Organize Sanayi Bölgesi olarak bizim geçen yılın enerji tüketimi aylık 52 milyon kilowatt saat idi. Şu andaki enerji tüketimimiz 69 milyon kilowatt saat. Yani elektrik enerjisi tüketimimiz. Biz İki Telli Organize Sanayi Bölgesi olarak enerjimizi EPDK'dan aldığımız lisansla sanayicimize
küçük ve orta çekli 30 bin kobimize kendimiz veriyoruz. Ve bu krizde biz iki telli OSB olarak 3 sefer enerjide indirim imkanı bulduk. Bu da enerjide indirim sağladık. %24'e varan bir indirimle elektrik enerjisini verme olanağı bulduk. Kar amacı gitmediğimiz için OSB olarak.